Bankalar kardeşimizin dediği gibi faizsiz kimseye bir şey vermez. Banka para satma müessesesidir. Parayı satarlar. Dinimiz de para satışını ağır kurallara bağlamış. Parayı satacaksan misli misline peşin satacaksın diyor. Vadeli para satışı yasak. Yani ben sana 100 lira satayım. Sen bana seneye 100 lira verirsin. Böyle bir satış yasak. Bunu hadis-i şerif net olarak yasaklıyor. Yani kimsenin ihtilaf edemeyeceği netlikte yasaklıyor. Yani bunu şöyle e, bir şey e, dikkat çekelim. Yani borç verme değil bu. Şimdi yüze yüz dediniz yani ya. Borç vermek ayrı bir şey. Yani satmak ayrı bir şey. Konusu evet. Yani bankalar borç vermezler. Bankalar parayı satarlar. Vadeli satarlar. E, parayı vadeli satmayı da dinimiz yasaklamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki altını altınla gümüşü gümüşle satarken misli misline ve eşit zamanlı olarak ha en ve ha ender yani verirken alacaksın. Satabilirsin. Yani 100 lirayı 100 lirayla değiştirebilirsin. Zaten ona da satmak demiyoruz yani. Evet. Değiştirmek ya para diyoruz. Para bozdururken mesela. Parayı bozdurmak diyoruz. 100 tam lira 100 verdin. Veriyorsun. Bozuk 100 lira alırsın. Ben sana 100 lira satayım. Ertesi ay 100 lira senden alırım. Olmaz. Ama borç farklı bir şey. Borç ilişkisi... O tamamen dostluk ilişkisidir. Dolayısıyla... E, adına faizsiz demiş. Faizli demiş. Eksik faiz demiş. Yani... Ben sana 100 lira vereceğim, geriye 90 lira alacağım dese de bankayla bir Müslümanın işi olmaz.